Sevgili izleyenlerim, evet, misafirleri var müzenin. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi. Bu kardeşlerim de yabancı değiller. Babalarını, dedelerini çok iyi tanıdığım bir aile. Bunları yeni tanıyorum ben. Şimdi öyle bir iki soruyla gezdiler, ettiler. Müzemizi nasıl buldular? Hepsinin adına mı konuşasın? Öyle sırayla birer cümlede söyleyebilirsiniz. Bir isim soy isim de desen. Furkan Yazgan. Ben sesli, bağır. Furkan Yazgan. Heh. İstersen baştan çekelim. Ben biraz keserim, sen devam et. Biraz rahatsızım da. Mikrofonu takın mı? Yok şey, yo, sesim ya, o yüzden çıkmayabilirim. Şey, amatör olsun daha iyi. Söyle. Furkan Yazgan, İstanbul'dan geliyorum ben de. Bayram için geldim. Tamam. İşte kuzenlerimle birlikte müzeyi ziyarete geldik. Daha önce fotoğraflardan, videolardan görmüştük müzeyi. Burada canlı görünce daha farklı, daha güzel olduğunu keşfettik. Burada gerçekten Bayburt'a ait özgüler, doneler bizi çok şaşırttı. Genel anlamda mükemmel bir müze. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Evet. Geçmişimizin şeyin tabii, izlerini gördüm burada öyle. Tabii tabii. Evet. Tarihin izlerini burada. Yaş ne mesela? Benim yaş 27. 27. Evet. Annen falan işte babaannen diyelim kullandığı malzemelerden tabii, gördün mü? Rastladın mı? Yani bizim çok öncelerde evet, yaşadığımız evlerde bu malzemeleri kullanıyorduk. O dönemleri ben hatırlıyorum. Evet. Peki zaten. Teşekkür ettim. Dönelim bu genç kızımıza. Merhaba. Merhaba. Şapkanı biraz öyle yukarı doğru. Neydi? Kabeciler böyle fenalar. Sen de bakalım ben ne de gördün? Ben Ankara'dan geldim. Nereden? Ankara'dan geldim. Ankara'dan geldin. Evet. Ömer Yazgan. Meslek ne? Ben benim meslekten kimse yok mu aranızda? Gazeteci hiç yok. 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 He. Ben muhasebeciyim. Muhasebecisin. Evet. Oo. Aslında sana da sorulacak çok soru var ama burada yine sonra müzeden gidelim biz. ben de işte keşfetime çıktı. Heh. Kenan Yavuz. Onun için geldim ziyaret için. Evet. Çok güzeldi. Çok keyif aldık. Kuzenlerimle geldik. Dayımın oğlu. Anlaşarak geldik. Heh. Öyle. Çok peki ne tavsiye edersin? Gençler hele geçin bakayım şu kameranın arkasına. Geçin şuraya bakayım hele. Ne kaçıyorsunuz? Gelin. Nasıl tavsiye edersin? Mesela Ankara'da hiç müzeleri gezer misiniz? Bu tür müzeleri. Bir karşılaştırma yapabilir misin bana? Ankara'da da etnografya müzesi var bu arada. Onu karşılaştır. Ya çok güzel. Tabii burası açık alan olduğu için daha farklı. Orası daha kapalı. Evet. Ben... şimdi burada doğayla iç içe. Evet, onu doğa da iç içeyiz. Hava biraz soğuk. Onun biraz şeyini uğradık ama. Bugün şansımız da ben düşünüyorum. Evet. Evet. Ama tabii çok güzel. Eski işte kültürümüzle alakalı şeyler gördük. Hoşumuza gitti tabii. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür bak, ederim. Kültürümüze sahip çıkın. Evet. Sizin yaşların dolaşması, gezmesi lazım. Siz birer kültür elçisi olun dışarıda. Doğru mu diyorum evet, ben? Evet doğru. Memleketimize hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Hı-hı. Omuz omuza sahip çıkmamız lazım. Kaçaklar gelin bakayım buraya. Gel buraya sen. Gelin bakayım buraya. Sana da fikri soracağım. Gel buraya. Yağmur başladı ama olsun. Bir de bakayım sen nasıl buldun? Ya ben de aslında gerçekten çok güzel. Açık hava olması ayrı bir artısı zaten bence ama böyle daha soğuk havada değil. Soğuk mu? Yani şu an biraz soğuk da. Bayburtlar üşümez korkma. De yağmur varken yağmur daha var. Olsun. Olsun. Tadı çıkabilir aslında. O da işin tuzu biberi yani, diyelim. Evet, evet. Teşekkür ettim hepinize. Dağışlanmayın. Hadi bir asallayın da gidin. Kameraya çıkmayanlar da var. Onlara da neydi ben bir şey demiyorum. Haydi. Hemşerimsiz. Hepinizi seviyoruz. Haydi bakayım. Evet sevgili izleyenlerim. Yağmur başladı. Haklılar. Yoksa onlar benim elimden kurtulamazdılar da. Neyse. Neyse. Bugünlük böyle olsun. Evet sevgili izleyenlerim, yağmur başladı. Ben de noktayı koyacağım inşallah. Ama bak Ankara'da bu güzel havayı da yaşayamazsınız ha. Orada mı soğuk? Evet. Evet yağmur başladı dediğimiz gibi. Biz de noktayı buradan ne yapıyoruz? Koyuyoruz. Sapamız orada. Evet, burada çok güzel müzikler dinlemiştik. İnşallah yazın yine ne yapacağız? Bunu yapacağız yine. Evet. Evet sevgili izleyenlerim. Beşpınar'dayız. Yukarı Loru'dayız. Güzel bir müze gezisi yaptık. İlk açılışını biz yaptık.
Artık bundan sonra hemşerilerimin gezmesini bekliyorum bize. Onu da diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince her şeyi ne yapıyor vermeye çalıştık. Buradan Kenan Yavuz kardeşime de ben selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum böyle bir müzeyi Bayburt'a kazandırdığı için. Ve şunu da söyleyeyim. Avrupa ve Kültür Bakanlığı ödüllü, çift Avrupa Kültür Bakanlığı, yani ödüllü bir müzemiz. Hak ediyor mu bunu? Gerçekten hak ediyor. Efendim, ilimizin bütün şeyini, kültürünü, her bir kap, kaçak, her bir şeyini ortaya koydu. Gittikçe de genişliyor, gelişiyor. Onu da söyleyelim. İnşallah daha güzel günleri de ne yapacağız burada? Hep birlikte göreceğiz.